tişört. Binlerce yıl önce antik Roma'da ortaya çıkmış bir kıyafet olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Aslında ilk tişört 1900'lü yıllarda Amerikalı askerler için iç çamaşırı maksadıyla üretilmiş. İlerleyen zamanlarda da oldukça popülerleşerek dünyaya yayılmış. Gelişen teknolojiyle birlikte de bu kıyafet birçok renkte, birçok farklı modelde üretildi ve insanların dolaplarında oldukça fazla bir alanı işgal etmeye başladı. Peki ama tişörtler günümüzde nerelerde, nasıl, hangi aşamalardan geçerek üretiliyor? Hadi bakalım. Burası Türkiye'nin Ordu kentinde faaliyet gösteren büyük bir tekstil fabrikası. Bu tesis 1200 personel istihdam ediyor. En büyük özelliği ise çalışanlarının 1/4'ünü kadınların oluşturması. Tam tamına 900 kadın ve 300 erkek çalışanıyla büyük titizlikle işlerini yapıyor ve günlük 50 bin adet tişört üretiyor. Çok konuştuk. O zaman artık üretime başlayalım. Bakın, top top kumaşlar gelmeye başlamış bile. Gelen kumaşların kesilip biçilmeden önce kontrol edilmeleri gerekli. Kalitesi iyi mi, yırtık pırtık var mı, rengi istenildiği tonda mı, hepsi bu makinede kontrol ediliyor. Eğer bir mani yoksa serim makinesindeki yerini alabilir. Bu makineler biraz eğlenceli görünüyor. Peki neden sürekli bir ileri bir geri gidip geliyor hanımlar? Çünkü kumaş tek kat olarak kesilemez. Bu yüzden top halindeki kumaş planlanan ölçülerde kat kat seriliyor ve kesime hazır hale getiriliyor. Plan demişken oraya da bir göz atalım. Burada müşteriden istenilen siparişle ilgili bilgiler geldikten sonra büyük mü büyük yazıcılardan modeller çıkıyor. Kontrol edildikten sonra da doğruca üretim bölümüne yollanıyor. Bu doğrultuda kumaşın kaç metre açılacağı, bir katından ne kadar çıkacağı, small, medium, large, x large gibi kaç adet beden vereceğinin bilgisine erişilmiş olunuyor. Bu alanda 4 tane serim makinesi var ve bu makineler aynı anda rengarenk tişörtler üretmek için çalışıyor. Hop 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 hop! Kat kat serilen kumaşımız kesilmek için yola çıkmış bile. Şimdi de model kağıdı üstüne cuk oturacak şekilde yerleştiriliyor. Tabii bu ne de olsa bir kağıt. Kırışmaması elde değil. Her bir kırışıklık da kesimde sıkıntı çıkartabilir. Bu nedenle ütüden ziyade demir bir levhaya benzeyen bu ütüyle kağıt iyice düzleştiriliyor. Ardından cutter, yani kesme manasındaki cutter makinesi keskin bıçaklarıyla işleme başlıyor. Fark ettiyseniz kumaş ve model kağıdı komple bir naylonla kaplı. Bu naylon alttan vakumla birlikte sürekli çekiliyor. Böylece model kağıdı ve kumaş arasında bir kayma olmuyor. Eskiden bu ustanın yaptığı gibi kesme işlemi elle yapılırdı. Tabii bu görüntüyü elbette geçmişe gidip çekmedik. Siparişler yoğun olduğu zaman eskiye rağbet oluyor. Ustamıza kolay gelsin diyoruz ve yolumuza bakıyoruz. Kesilen parçalar şimdi tek tek ayrılıyor ve bir sonraki işlemi bekliyor. Bu işlemin adı ise metolama. Küçük küçük etiketlerin üzerlerinde kumaşın kat sayısı, hangi parça olduğu gibi bilgiler mevcut. Böylece parçalar birbirleriyle eşlenmiş oluyor ve dikimhanede gerçekleşecek karışıklıkların önüne geçiliyor. Biraz fazla hızlılar değil mi? Karışıklıkların önüne geçildiyse baskısız kumaşlar dikimhaneye, baskı yapılacak kumaşlar da baskıhaneye gidebilir. Peki bölümde işler nasıl ilerliyor? Öyle şangırt diye kumaş üstüne boyayı dökemeyiz. Bu yüzden boya mutfağının güzel ustası bize boya numunesi hazırlayacak. Hazırlama işlemi gram gram hesap edilerek birçok farklı renk için yapılıyor.
Ardından örnek bir kumaş üzerine boya sürülüyor ve renk göstergesinden kontrol edilerek sağlaması yapılıyor. Boya işlemi tamamsa numune masası hazırlanıyor. İşlem direkt masa üzerinde yapılırsa sürekli masaya boya geçeceği için masa her seferinde özenle streç filmle kaplanıyor. Bu da meşhur ipek baskı kalıbımız. Siz ne kadar göremeseniz de şeklin olduğu yerlerde küçük küçük gözenekler var ve boya tişörte oradan işliyor. Boya gayet yakışıklı durdu tişörtün üstünde. Belli kontrolden geçip onay alan tişört için sıradaki aşama biraz önceki numune tezgahının otomatik hali. Adıyla sanıyla o bir baskı makinesi. Burada birçok farklı kalıp, birçok farklı boyayla birlikte çalışıp ortaya eşsiz güzellikte baskılar çıkartıyor. Müstakbel tişörtler tek tek baskı makinesinin ilk basamağındaki yerlerini alıyor. Lazerle baskının geleceği yer belirleniyor ve serim ona göre yapılıyor. Ardından parkurdaki serüvenleri başlamış oluyor. İlk aşamada kalıp üstüne geliyor, birinci boya dökülüyor ve kurutma haznesine gidiyor. Peşinden başka kalıba giriyor ve diğer boya dökülüyor. Sonra tekrar kurutuluyor. Yani her adımda farklı bir işlem gerçekleşiyor. Ve en sonunda dön dolaş başladığı yere gelen baskı tişört üstündeki son halini almış oluyor. İşi biten parçalar kurutma fırınına atılıyor ve yaklaşık 150 derecede 1 dakika geçirdikten sonra diğer taraftan çıkıyor. Bu kısımdaki işlemler tamam. Artık dikimhaneye geçme zamanı. Dikimhane çok büyük ve çok fazla çalışanın olduğu bir bölüm. Burada 50'den fazla dikiş makinesi var ve tam 3 bantta 3 farklı tişört aynı anda üretilebiliyor. Fakat baskıhaneden çıkan parçalar hemen dikiş masalarına gelemez. Öncesinde tasniflenmeleri lazım. Burası ön kontrol bölümü. Baskıda ve kesimde herhangi bir bozukluk varsa o kısım ayrılmalı. Hiçbir sıkıntısı olmayan parçalar diğer parçalarla eşleniyor. Bizim metoda işte burada oldukça işe yarıyor ve ürünler dikişe hazır hale geliyor. Ve dikiş başlasın! Dikimhanedeki her makinede ayrı bir işlem yapılıyor. Önce baskının yapıldığı ön kısımla arka kısım birleştiriliyor. Ardından omuz kısımları itinayla dikiliyor. Peşinden de yaka kısmı dikiliyor. Tabii yakanın kumaşı farklı. Lastikli olan bu kumaş makinede ikiye katlanıyor. Ardından belirlenen ölçülere göre kesilip tezgahta birleştiriliyor. Dikiş makinesine önce yaka şeridi, sonra beden kısmı takılıyor ve iki ayrılmaz parça sonsuza kadar sürecek bir birlikteliğe adım atıyor. Bizler de buradan onlar için olan iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Çoğumuzun tişörtü aldıktan sonra bir an önce yırtmaya çalıştığı beden etiketi de birlikteliğin resmi belgesi olarak iç kısımdaki yerini alıyor. Son olarak etekleri zil çalan tişörtün etek kısmı yani alt tarafı da güzelce dikiliyor. Evet, neredeyse tüm işlemler tamam. Şimdi zamanında çok işimize yarayan metodan ayrılıyoruz. Tüm parçalar birleşti ve artık onunla işimiz kalmadı. Ardından buraya gelen tişörtlerin iç kısmında kalan iplikler temizleniyor ve dikiş serüveni ters başlayan tişörtümüz düzüne çevriliyor. Şimdi ise ütü zamanı. Burada
sıra sıra dizilmiş ütücü hanımlarımız tamamen işlerinin ehliler. Ortalama bir tişört 10 saniye gibi kısa sürede usta ellerde düzleşiyor. Tişörtlerimiz gayet güzel görünüyorlar, öyle değil mi? Her aşamanın başında ve sonunda kontrol var. Bu nedenle ütüden sonra da ürünler son bir kontrolden geçiyor. Onayı alan tişörtlerin beden, fiyat gibi bilgilerinin olduğu kartları basılıyor ve tek tek jelatinle paketleniyor ki satış mağazasına gidene kadar hiçbir zarar görmesinler. Tabii tişörtler bir sürü dikiş makinesinden geçti. Ya bir iğne kırılıp içinde kaldıysa? İşte burada da yardıma metal dedektörü yetişiyor ve tişörtlerin metalsiz bir şekilde kolileme bölümüne gitmesine ön ayak oluyor. Jelatinlerin üzerine paket içerikleri işleniyor ve tişörtler kolilenerek tüketicilerle buluşmak üzere nakliye aracındaki yerlerini alıyor. Öyle tişört deyip geçmemek lazımmış değil mi? Top top kumaşlar geldi, ölçüldü, biçildi, baskısı yapıldı, fırınlandı, dikildi, ütülendi ve paketlendi. Makinelerin yanı sıra her çalışanın elinin emeği geçti. Bu şekilde her gün binlerce tişört üretiliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. Hatta öyle ki belli bir süre sonra pijama olarak bile kullanılıyor. Ne diyelim? Üstünüzde paralansın efendim.